Her yazılı artık kolay takipçileri yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün burada gördüğünüz gibi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Birinci dönem birinci yazılısıyla karşınızdayız. Her yazılı artık kolay ya da artık her yazılı kolay diyebilirsiniz. Abone ol, 100 almak için her videoyu izle. Pankartıyla karşınızdayız. Puanla 100. Bu sınavı izledikten sonra büyük ihtimalle sınavınızdan 100 alacaksınız. Bunun ikincisini de göndereceğim. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı yanında savaşa sokma istemesinin sebepleri nelerdir? Sebepleri buraya ben önceden yazdım. Sizinle zaman kaybı yapmayalım diye. Yeni cepheler açılmasını sağlamak. Halifeliğin gücünden yararlanmak. Dini sebep. Rusya'ya boğazlardan gidecek yardım engellemek, bakın bu çok önemliydi. Amerika eğer savaşa katılmasaydı yani biraz daha dayanabilirdi bu Almanya, Osmanlı falan. Çünkü Rusya yani çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı'nın yeraltı kaynaklarından yararlanmak ve Osmanlı Devleti'nin yeraltı kaynaklarından yararlanmak aynı şey zaten. Mustafa Kemal'in hayatını etkilen dört şehri yazınız dedi. Selanik, okuduğu okul, doğduğu şehir. Manastır, orada da okuyordu. İstanbul ve Sofya, buralarda da okulları vardı. Mustafa Kemal'in gittiği okulları sırasıyla yazınız. Evet, bakın buralara yazdım. Mahalle Mektebi Selanik, Şems Efendi Okulu Selanik, Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Zaten adı Selanik'le. Selanik Askeri Rüştiyesi Selanik'te. Manastır Askeri İdadesi, bakın şuradaki sorudaki gibi. Manastır şehri Makedonya. Şu anki Makedonya'da. Harp Okulu İstanbul. İstanbul'un buradan önemi var. Harp Akademisi o da İstanbul'da. Osmanlı'yı kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarını yazınız. Batıcılık. Batıya benzeme çalışma yani. Osmanlıcılık falan. Osmanlıcılık herkes Osmanlı vatandaşı. Hepiniz eşitsiniz diyor bu akım. İslamcılık. Bütün Müslümanları toplamaya çalışıyor bu akım. Türkçülük de herkes Türk diyor. Aynı çatı altında toplamaya çalışıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri yazınız. Kafkasya, Doğu Cephesi, Kanal Cephesi, Irak Cephesi, Hicazlı Yemen Cephesi. Bu 5 tane soruyu cevapladığımızda 10, 20, 35, 45 tamı tamına 60 puanı cebimize koyuyoruz. Bunlar çok önemli. Yazayım hemen. Burada videoyu durdurup yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten önemli sorular. Bu durum Osmanlı Devleti'nin eğitim ve öğretim sistemi hakkındaki hangi sonucu ulaşmamızı sağlar? Mustafa Kemal'in okula başlayacağı yıllarda annesi geleneksel eğitim veren mahalle mektebine, babası modern eğitim veren Şemsi Efendi mektebine gitmesini istemiştir. Mustafa Kemal'in ailesini Mustafa Kemal okula başlayıcı yıllarda annesi geleneksel eğitim veren mahalle mektebine, babası modern eğitim veren Şemsi Efendi mektebine gitmesini istemiştir. Arkadaşlar bu Mustafa Kemal'in ailesinin demokratik bir yapı olduğu değil. Şemsi Efendi okulunda eğitim yaptığına modern eğitim yapıyor. Burası da geleneksel. Tabii ki de bu sonucu çıkartabiliriz. 31 Mart ayaklanmasında hangi padişah döneminde olmuştu? Tabii ki de bunu da İnkılap dersinde işledik. Abdülhamit döneminde olmuştu. 2. Abdülhamit. Hangisi 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın müttefiki değildi? Rusya. Bulgaristan, Almanya, Osmanlıcistan bunlar ayrılmaz ülkeler gibi diyebiliriz. Irak cephesinde 13 bin İngiliz askerinin esir alındığı zaferin adı Kutul Amare'dir arkadaşlar. Bakın Kutul Amare savaşı çok önemli. 13 bin tane İngiliz askeri esir alınmış. Zaferin adı Kutul. Hangisi Çanakkale Cephesi ile ilgili değildir? Nusret Mayın Gemisi, 57. Alay, Bandırma Vapuru, Anafartalar. Evet, Nusret Mayın Gemisi mayınları koyuyor. 57. Alay, Anafartalardan çıkartma geliyor. Zaten Anafartaları kullanıyoruz. Bandırma Vapuru burayla alakalı değil. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a gönüllü gitmesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir? Vatanseverliği ile ilgilidir. Çünkü vatanını sevmeyen birisi oraya gitmez.
Fransız ihtilali hangi ülkede başlamıştır? Fransız ihtilali Fransa'da başlamıştır. Kolay bir soru yani şu soru. Mustafa Kemal hangi cephedeki mücadeleler sırasında askerine "ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum" sözünü söylemiştir. Çok önemli bir söz bu. Tabii ki de Çanakkale cephesinde söylenmiş bir söz. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da son toprak parçasını hangi anlaşmayla kaybetti? Arkadaşlar, Uşi anlaşmasıyla Afrika'daki bütün topraklarımızı bıraktık artık. Aşağıdaki hangi cephelerde Osmanlı... Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için savaşmış olup kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır. Sınırını korumak amacı taşımamıştır. Sorusu arkadaşlar. Bakın bu arada bu soruları hangisorun.com alabilirsiniz. Aşağıdaki hangi cephede bakın bu soruyu okudum. Bak, yardım için savaştığı cephe Kanal cephesi değil, Çanakkale kendi cephesi zaten. Tabii ki de Makedonya cephesi oluyor. Evet arkadaşlar, bu soruları cevapladığımız zaman 100 oluyoruz. Bu arada her soru 4 puanmış. Gördüğünüz gibi her soruya 4 puan vermişler. Şu klasik şu klasik sorular hariç. Arkadaşlar, abone olup 100 almak istiyorsanız bu videomu izleyebilirsiniz. Bunun bir de ikincisini atacağım. Artık her yazılı benim kanalımdaki videoları izledikten sonra size kolay gelecektir. Bu normaldir. Kanalıma abone olup videoma da like atarsanız bana destek olursunuz.